Evet arkadaşlar bir problem bir kısa yöntemle daha karşınızdayız. Bir iş yerinde bir kısmının gündeliği 24 TL diğer kısmının ise 30 TL olan iki grup işçi vardır. 25 kişinin çalıştığı bu iş yerinde bir gün içinde 660 TL toplam gündelik dağıtıldığına göre kaç kişi 24 TL gündelik almaktadır? Bu soruyu bir grup iki değişkenli X ve Y ile çözer. Bir grup sadece X'e bağlı. Mantık olarak. Ben üçüncü bir yol daha göstereceğim. Yalnız bir tanesini seçeyim. Örneğin x yli yöntemi göstereyim. İki grup var. 24 lira 30 lira kazananlar. Peki bu iki grupta bize neyi soruyor? 24 TL kazananları. X kişi 24 TL kazansa geriye kalan 25 kişinin x çıkarıldığı zaman kalan kişi miktarı bize 30 TL kazanan gündelik kazananları gösterir. Peki bu x'in çarpımı. 24 çarpı x... Bu grubun toplam kazancını artı bu ikisinin çarpımı 30 çarpı 25 eksi x ise bu grubun toplam kazancını gösterir. Bu da kaça eşittir? 660 TL. Peki buradan denklemi çözmek istesem. Çözesim var mı? Yok bilmiyorum ki çözeyim. 24 x artı 750 eksi 30 x eşittir 660. Buradan. 6x eşittir kaç geliyor? 90. x de kaçtır diyorum? 15. İşlem hatası yapmalıyız. Şimdi ben kendi çözüm yoluma geçiyorum. Mavi kalem. Kalemi de almasam mıydım acaba? Almayalım ya. Şöyle bir dursun elimizde biraz. Tamamdır size gösteriyorum. Şimdi biz ters mantıkla bu işi çözmeye çalışacağız. Bize neyi soruyor? 24 TL gündelik alanları. Bu garipler 24 TL alırken bu arkadaşlar 30 TL aldığına göre demek ki bunlar daha iyi para kazanan grup. Patron yanlıları. İşin şakası tabii. Peki ben o zaman şöyle diyebilir miyim? Bu patron yanlıları. Eğer grubun tamamı olsaydı yani herkes 30 TL kazansaydı. O halde 30 çarpı 25'ten tüm grup 750 TL kazanırdı. Ama grup ne kadar kazanıyor? 660 TL. Peki bu aradaki fark patronun daha az ödediği maaş. sebebini? Çünkü bu gruba bu gruba göre 30'dan 24 çıkarırsam 6 lira fazla veriyor. Bu da aradaki 90 TL eksik vermenin 6 TL'den kaynaklandığını gösterdiği için demek ki 24 TL alan 15 kişi vardır diyorum. O halde tüm miktar eksi verilen miktar böyle aradaki fark bize kolaylıkla sorunun cevabının 15 olduğunu gösterdi. Hoşçakalın.